Bir arkadaşın yazdığı bir şiir hocam. Güzel bir şey. Seslendiriyorum. Selamlar olsun arkadaşımıza. İsim var mı? Sonunda söyleyeyim. Tamam hocam. Gizli bir bahçemiz vardı bizim. Dünyanın tüm açılmış çiçeklerinin üzerinde. Gencecik bir dünyamız vardı. Ruhlarımız mutluluk duasında, dizlerin üzerinde. Çocuk heveslerimizin esiriydik. Henüz aşık olduğumuzdan bile habersiz. Atmosferin yokluğunda yalnızca kendi korkularımızı soluyorduk gece yarıları. Büyüdükçe küçülüyordu gözlerimizde büyüttüklerimiz. Yaş olarak topluyorduk en içten hasatları. Gizli bir sözümüz vardı, tutmayacağımızı yeni anladığımız. Herkese açık bir aşk tohumuydu çocukluk. Hangi bahçeye eksek, kokusunu alamadan bahçıvanlığı bıraktığımız. Herkesten sakladığımız bir kırgınlık. Denemeyle yanılmanın arasındaki çekinceydi hesaplarımız. Mehmet Şentürk. Tanımıyorum ama fena yazmamış yani. Şey. Bitene kadar fark etmedin hocam. Fark etme çünkü yorumlara bakıyordum. Sana dalmıştım. Burada elim ayağım titredi benim, dönüp bakacak mı acaba diye. Yok. Tanıdık gelmedi, yazmıştır yani. Ben şimdi Murat hocam, ben 250'den fazla şiir olduğu için şey, blogda yazılan. Çok hızlı yazdığım için yani, evet. Tanıdık geldi ama mesela orada odak noktasım sen değildi. Sen olsan belki tahmin ederdim ama burada yani, bir de sen okuyunca böyle hikaye gibi gitti ya şiir. Emin olun fark etmedim benim olduğunu yani. Sonunda iyi ki yorum yapmamışım hani, güzel. Değil mi? Sonunda belirttim hocam. Belirtmeseydin aslında şiirin üzerinde mi konuşsaydık? Yani biraz daha geliştirebilirlerdi herhalde. Teşekkür ederim hocam tercihin için. Şiirin